Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Kasım 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Kasım ayı tabii ki sizin için önemli. 23 Kasım'a kadar Güneş Akrep burcunda, ardından Yay burcunda ilerleyecek. Bu ay doğan tüm yay burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. 23-28 Ekim'deki Boğa burcundaki ay tutulmasının güçlü etkileriyle Kasım ayına başlıyoruz. İş konularınız, günlük hayatınız, genel sağlığınız, düzeniniz bu ayın önemli kavramları arasında. Ayın ilk yarısında iş ve mesleki konularda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlama da olabilir tabii ki, ya da çalışma düzeninizde, yaşam alanlarınızda olabilecek bazı düzenlemeler ya da işte sağlığınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak adına alacağınız bazı kararlar olabilir. Burada yardıma ihtiyacınız varsa, desteğe ihtiyacınız varsa, bunları yakın çevrenizden, ailenizden rahatlıkla da bulabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Ayın ilk haftası bu anlamda size maddi manevi destekler getirebilir. 13 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay Mars'la birleşiyor. Ve tam karşıt aksında Boğa Burcu'nda da Uranüs var. 6-12 aksınızda enerjinin çok yoğunlaştığı, biraz tansiyonun arttığı bir dönem. Tansiyon dedik, tabii ki tansiyon sorunu gibi genel kronik sağlık problemlerine lütfen dikkat edin. Çünkü burası sağlık aksı. Ve sağlık aksınızda önemli etkiler var. Mars Uranüs karşıtlığı sert bir açıdır. Stresi arttırabilir, yorucu olabilir. Bununla birlikte hormonal dengesizlikler, işte sinir sisteminde olabilecek bazı problemler, sindirim sisteminizle ilgili sorunlar. Hani bu konuları önemsemek gerekiyor. Sağlığınızı önemsemek gerekiyor. Eğer sağlığınızı iyileştirmek adına radikal kararlar vermeniz gerekiyorsa, bir zararlı alışkanlığı bırakmanız, bağımlılıklardan kurtulmanız, işte diyete başlamanız gerekiyor olabilir, spora başlamanız gerekiyor olabilir. Tüm bunları da düzenleyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda etkilenmeyecek tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova. 15 ile 25 derece aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir bu yeni ayla birlikte. 18 Kasım'da da yine çok önemli bir gezegen döngümüz başlıyor. Mars Güneş sistemin 2 yılda bir döner. 2 yıllık bir döngüsü vardır ve her 2 yılda bir Güneş'le birleşir. Bu sefer 18 Kasım'da Mars Güneş'le Akrep Burcu'nu 25 derecesinde birleşecek sizin 12. evinizde. Mars neredeyse enerji orada, motivasyon orada, mücadele orada. 12. ev biraz zor bir ev aslında. Yani bilinç dışınız, işte gizli konular, çok yönetemeyeceğiniz konularla alakalı. Dolayısıyla enerjiniz biraz daha mistik, daha spiritüel, daha ruhsal konularına, işte bilinçaltı çalışmalarına, terapilere, arınma, şifa konularına yönlendirebilirsiniz. Aslında böyle ruhsal konulara enerji harcamak, işte meditasyon, yoga ve benzeri alışkanlıklar hayatınıza katabilirsiniz. Bunlar için de iyi bir dönem olabilir sizin adınıza, iyileşme ve şifa anlamında. Bununla birlikte tabii ki gizli düşmanlıklar, kontrol edemeyeceğiniz durumlara karşı da biraz daha temkin gerekiyor. Genel sağlığınızla ilgili konulara da bu dönemde daha fazla dikkat gerekiyor. Ve 24 Kasım'dan itibaren, 23 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçecek, 24 Kasım'da da Mars burcunuza geçecek. Dolayısıyla ayın özellikle 23'ünden itibaren biraz daha enerjiniz artmaya başlayacak, motivasyonunuz güçlenmeye başlayacak. Yani en azından kendinizi dış dünyada daha etkin göstermeye başlayacaksınız. Güneş'le Mars burcunuza geçer geçmez Balık burcundaki Satürn'e bir kare açı yapacak. Bu sizi biraz hani hayatınızdaki sorumluluklar, işte ailevi konular olabilir, ebeveynlerle ilgili bazı konular olabilir yaşamınızda, belki onların sağlıkları, işte onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu anlamda biraz sorumluluk yükleyebilir size. Bu da onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu anlamda biraz sorumluluk yükleyebilir size. Bu da enerjisel anlamda sizi biraz daha melankolik, daha karamsar yapabilir. Günlük hayatınızı daha ciddiye almanız, daha planlı, programlı hareket etmeniz gerekiyor. 27 Kasım'da İkizler Burcu'nun 4 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Sizin için etkili bir Dolunay, tam karşıt burcunuzda.
Bu dolunay aslında ilişkilerinizi aydınlatıyor. Yani şu anda hayatınızda bir ilişki varsa ve bu ilişkinin sorumluluğunu almanız gerekiyorsa daha ciddi yaklaşmanız gerekebilir. Belki bir evlilik kararı vermeniz gerekebilir. Ya da bir işbirliğinde, bir ortaklıkta, bir anlaşma, sözleşme gündeme gelebilir. Ama sorunlu bir ilişkiniz, artık size hizmet etmeyen bir ilişkiniz varsa, belki yanlış bir ilişki, bitmesi gereken bir ilişki. Buralarda da dönüşümler olabilir. Eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular, ortaklı konularınız ve bazı yasal süreçleriniz bu dolunayla birlikte sizin için ayın son haftasında özellikle daha fazla gündem oluşturabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş ve yükselen burcunuz özellikle 4 derece ve yakınlarındaysa dolunayın tesirleri artabilir sizin adınıza. Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var. Merkür burcunuzda Neptün'le kare açı yaptığı için bu biraz da hani sizin için yanıltıcı, biraz kafa karıştırıcı, biraz böyle melankolik bir etki getirebilir. Özellikle ailevi konularda dikkat edin. İşte ev yuva alanlarında işte bir bazı arızaların olması, su sistemlerinde sıkıntıların olması mümkün. Orada Neptün tam ev ve yuva alanını etkiliyor çünkü. Aile ve aile sağlığı ile ilgili konularınız olabilir. Her türlü anlaşmada, sözleşmede, vereceğiniz kararlarda aldığınız bilgilere dikkat edin. Güvenmediğiniz ya da hani belirsiz konular varsa çok hızlı kararlar vermemek gerekiyor. Bu dolunay döneminde daha mantıklı, daha gerçekçi bir bakış açısında olmak sizin için faydalı olacaktır sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Yay burcu, burçlar kuşağının 9. burcudur. Ateş elementinin değişken niteliklerini taşır. Şans ve bereket gezegeni Jüpiter tarafından yönetilir. Yay burcu, ateş elementinden olmasına rağmen değişken yapısıyla hava grubu özellikleri de taşır. Bolluk, bereket, zenginlik gezegeni Jüpiter tarafından yönetildiği için de genelde şanslı kişiler olurlar. Karşılarına çıkan fırsatları değerlendirebilirlerse çok başarılı olabilirler. İyimser, neşeli, meraklı, özgürlüğüne düşkün kişilerdir. Yay burcu için gezmek, yabancı kültürleri tanımak, öğrenmek hayatlarında her zaman önemli bir yer tutacaktır. Geniş fikirli ve kültürlü kişilerdir. Hayatın anlamı, felsefesi ve manevi konular her zaman ilgilerini çeker. Öğrenmek ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak hayat amacıdır. Özgürlüklerine çok düşkün oldukları için herhangi bir kişi veya yere bağlanmakta zorlanabilirler. Keyiflerine ve rahatlarına düşkün oldukları için sorumluluk almaktan da kaçınabilirler. Yay burcu Jüpiter'in etkisiyle duygularını ve davranışlarını bazen çok abartabilir. Bu onun kontrol etmesi gereken bir özelliğidir. Genellikle dürüst kişilerdir. Ancak abartılı konuştukları için yanlış anlaşılabilirler. Çok fazla konuyla ilgilenmeleri ve iyimser yapıları başarı konusunda onları bazen engelleyebilir. Jüpiter onlara hayatları boyunca birçok fırsat ve imkan sağlayacaktır. Eğer sabırlı ve kararlı davranırlarsa başarıya da daha kolay ulaşabilirler.